Cenab-ı Hak insanın beslenmesiyle salih amel üretmesi arasında çok ince bir bağ kurmuş. İnsanoğlu hani hayatta kalmak için beslenmek zorunda. Yani yaşamak için yemek zorundayız biz. Yemek için yaşamıyoruz ama yaşamak için yemek zorundayız. Fakat insanoğlu olarak her bulduğumuz şeyi de yiyemiyoruz maalesef. Yani hayatta kalabilmek için ancak sağlıklı ve güzel şeyleri yememiz lazım ki yerken daha çabuk hayatımızı kaybetmeyelim. O yüzden doğru beslenmek zorundayız. Bu işin sağlık boyutu. Yani sağlıklı beslenme oldukça önemli ve zaten günümüzde çok sık bir şekilde artık gündemde bu konu. Sürekli televizyon programlarında uzmanlar sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu falan söylüyorlar. Dikkate alınmalı bu uyarılar. Bu işin sağlık boyutu ama bir de dini boyutu var. Yani insanlar ne yersem şişmanlarım, ne yersem kilo alırım veya sağlıklı beslenmek için nelere dikkat etmeliyim diye önem verirken bu konuya işin bir de acaba hangilerini dinen yememem lazım? Tüketmeliyim. Onlara da tabii ki bakması lazım. Müslümanlar için oldukça önemli bir konu. Ve dediğimiz gibi bu hayatın da varoluş amacına da bir açılım getiriyor. Çünkü Cenab-ı Hak insanı imtihan etmek için yaratmış. Ve bu imtihanın bir parçası da helaller ve haramlar. Yani Cenab-ı Hak bir imtihan sorulu olarak bunları koymuş. Diyor ki bunlardan sakınacaksınız. Bunlara ne derece uyduğunuz ölçüde yarın öbür gün ahirette bunun hesabını vereceksiniz. Vereceğiz hep birlikte. Belki işin tarihi yönüne bakacak olursak insanlık Adem Aleyhisselam'la beraber başlatılırsa insanlığın ilk imtihanının da yiyecekler konusunda olduğunu görürüz. Bu da ilginç bir Çok enteresan. detaydır bizim konumuz açısından. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı ve Havva validemizi yaratıp bir cennete bahçeye yerleştirince onlara demiştik ki yani burada size artık sıkıntı yok. Burada dilediğiniz gibi yiyebilir, içebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Her şey serbest. Ama sadece bir ağaç var. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ Şu ağaca Yaklaşma. yaklaşmayacaksınız diyor. Niye? فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Aksi takdirde yanlış yapmış olur, zalimlerden olmuş olursunuz diye. Bakın her şeyin serbest olup sadece bir ağaca yaklaşmanın yasak olduğu bir ortam düşünün. O da yiyecekle ilgili bir yasak, Yiyecekle ilgili ve maalesef insanoğlu Yani o yasağı da o işliyor. yasağı çiğneyerek bu imtihan serüvenine başladı. Yani ilk imtihan yiyecekle ilgiliydi ve maalesef ilk kaybedişte bu Bu yolla imtihanlar oldu ve oldu. Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz o yasağı çiğnedikleri için birçok mahrumiyete düçar oldular. Bir Bu kere o açıdan bahçeyi da bırakmak tabii zorunda çok kaldılar. önemli yani helal gıda konusu. Bakın ilk insan her şeyin serbest olduğu bir ortam, tek yasak ve bu da yiyeceklerle alakalı. Bu yasak çiğneniyor ve eldeki bütün imkanlar kaybediliyor. Bu Adem Aleyhisselam için geçerli değil elbette. Bizim için de Tabii ki tabii. geçerli. Cenab-ı Hakk'ın siz hangi yasağını işlerseniz işleyin sonucunda mutlaka bir mahrumiyet Cenab-ı Hak yaşatıyor. O yüzden her haram mutlaka bir mahrumiyet Mahrumiyet doğuru doğuracak. diye genel bir prensibimiz de var bizim.